Yaklaşık 10 yıldır severek kullandığım bir Philips Ambilight televizyonum vardı. Bu televizyon tabii ki LED bir televizyondu. Artık kendisine yavaştan veda etme vakti geldiğini düşünüyordum. Çünkü artık OLED'e geçsem mi diye de düşünmeye başlamıştım son zamanda. Ki nitekim aynen öyle oldu. Kendisini şu andaki salondan alıp başka bir odaya transfer ettikten sonra yerine Philips'in OLED 806 modeli bir OLED televizyonu aldım arkadaşlar. Bu videoda da sizlere neden Philips'in OLED serisine geçtiğimi anlatmak için karşınızdayım. Sizlerin de kanalıma abone olarak destek olmasını ve sosyal medya hesaplarımı takip etmesi gerektiğini de tekrardan hatırlatayım ve işte sebeplere geçeyim. Şimdi öncelikle neden Philips'e yöneldiğimi sizlere bir anlatayım. Mutlaka bu işler biraz şans işi olsa da ben hem şanslı olduğumu düşünüyorum hem de Philips'e güveniyorum arkadaşlar. Ciddi anlamda 10 yıldır delice kullandığım televizyonumda hala herhangi bir problem yok ve hala da kullanımlı açıkçası kendisi. Philips'e güvendiğim için tabii ki ilk etapta Philips'in OLED serisine geçmek istedim ve tabii ki ikinci sırada aslında beni karşılayan şey neden OLED'e geçtim sorusunu cevaplamak bence. OLED'e geçmemin sebebi, birinci sebebi hatta, parlaklık seviyesi. Çünkü herhangi bir LED televizyonda bu tarz bir parlaklık seviyesine ulaşmam çok da mümkün değil. Tabii ki mikro LED'ler var, farklı LED'ler var, bunlar var ama hani her birinin fiyatı değişiyor tahmin edeceğiniz üzere. İşte o yüzden ben de OLED'e geçmek istedim. Tabii burada parlaklık dedim, parlaklığın yanında da klasik bir gerçek ama OLED'lerin gösterdiği siyahı da herhangi bir panelde almak çok da mümkün olmuyordu geçmişte. Ancak şu anda yine hala yeni teknolojiler çıksa da OLED bana göre en güncel, en kabul edilebilir seviyede olan panel tipi. Şimdi bu ikisini bir araya getirdiğimiz zaman ve tabii ki OLED'in pikselleri aydınlatarak bizlere bir görüntü sunmasından kaynaklı olarak siyahları daha iyi göstermesinden de bizlere sonuç olarak daha iyi renkleri de sunabildiği bir gerçek. Ben bunların hepsini harmanladığım zaman artık OLED televizyona geçme zamanımın geldiğine açıkçası kendimce ikna oldum. Tabii renk demişken şunu da söylemek lazım. Hani artık birçok LED televizyonda renk işi bitti gibi, yani LED panelde bu iş bitti gibi aslında. Çok iyi işler çıkartan paneller var ama OLED'in burada hem parlaklık hem de aynı zamanda siyahları böyle ayırarak renkleri daha iyi göstermesinden dolayı daha iyi bir görüntü kalitesine sahip olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Tabii burada zevkler ve renkler, sizin de yorumlarınızı açıkçası oldukça merak ediyorum. Aşağı yazarsınız sevgili arkadaşlar. Ve tabii bu arada televizyon içinde bir hayırlı olsunuzu alırım yani. Hani bir hayırlı olsun lazım bence bu televizyonu. Bir maşallahınızı ve hayırlı olsunuzu alırım. Köşeye de bir nazar boncuğu koyayım. Tabii neden Philips OLED aldığımı da sizlere anlatmam lazım. Çünkü bu konuda da o iyi, X iyi, Z iyi, yok oraya gittim, o şöyle dedi, böyle dedi gibi birçok detay var. Birçok marka tabii ki kendince iyi olabilir. Ama bana göre arkadaşlar Ambilight bambaşka bir şey. Ben 10 yıldır kullanıyorum Ambilight'lı bir televizyon ve açıkçası Ambilight'sız herhangi bir panel gördüğüm an sanki o televizyon bir eksik, bir çıplak gibi geliyor bana. Dolayısıyla Philips'in Ambilight sebebiyle zaten başka bir markaya gitmem çok da söz konusu değildi. Ambilight varsa benim için doğrudan artı bir oluyor. Tabii bu da Philips'te var. Farklı şekillerde Philips'in ürettiği bazı LED şeritleriyle bu eklenebiliyor televizyona. Evet biliyorum ama yine de orijinali gibi bana olmuyormuş gibi geliyor. Hani biraz daha böyle üstünde, kendi üstünde olması çok daha iyi bir bizlere böyle performans sunuyormuş diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii bunun yanı sıra benim kullandığım televizyonda iki taraflı bir Ambilight vardı. Bu televizyonda 4 taraflı bir Ambilight var arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki deneyim çok daha üst seviyeye çıkıyor. Tabii Philips'in OLED konusunda geliştirdiği bir görüntü motoru var arkadaşlar. Bu görüntü motoru yapay zeka destekli bir görüntü motoru. Şimdi birçok OLED panelde görüntü iyi olabilir ama Philips'in Ambilight televizyonlarında bu görüntü motoru sayesinde görüntü çok daha iyiye gidiyor ve tabii burada da yine bir virgül koyup şunu söylemek lazım. Zevkler ve renkler, ama şunu da net belirtmem lazım. Tüm panel üreticilerini yan yana görme fırsatım oldu birkaç defa. Hani gerçekten Philips'in geliştirdiği görüntü motoru sayesinde renklerin daha gerçekçi, daha az abartılmış, daha gerçeğe yakın olduğunu ben şahsen karar verdiğim için yine burada Philips'in OLED televizyonuna yönelmek istedim sevgili arkadaşlar. Tabii güncel bir televizyon alıyorsunuz. Artık teknoloji durmuyor. Zaten bizden biliyorsunuz artık 6 ayda bir, 7 ayda bir sizlere yeni yeni şeyler anlatmak zorunda kalıyoruz. Cihazda HDR olması, Dolby Atmos desteğinin olması, bunun yanı sıra Dolby Vision desteğinin olması ve buna benzer birçok sertifikayla geliyor olması da açıkçası benim için çok önemliydi. Çünkü elimde PlayStation 5 var. Farklı farklı cihazlar var. Bunların hepsini tam uyumlu bir şekilde kullanmak isterim ben televizyonda. Sonuçta bir yatırım var ortada ve bu yatırımı en iyi şekilde kullanmak lazım. Bir ürünü de en iyi şekilde kullanmak lazım. Bu üründe o sertifikaların tamamını gerçek hayatta da deneyimleyebileceğim için Philips'in OLED 806 modeline yöneldim. Tabii burada bunların da hepsini bir kenara koyduğumuzda arkadaşlar, bu televizyonun kumandasını da hakikaten çok sevdim. Arkasında deri detayı olan bir kumandası var ve bu kumanda aynı zamanda ışıklı
ışıklı da bir kumanda. Yani gece karanlığında herhangi bir yere dokunmadan böyle direkt bir tuşuna bastığınızda ışığını yakıyor. Siz tuşları görüyorsunuz ve çok rahat bir şekilde kullanım sağlıyorsunuz. Ya ışıklı kumanda bu kadar abartılacak bir şey mi bence demeyin. Kullandığınız zaman mutlaka beni daha net anlarsınız diye düşünmekteyim. Tabii bir de şöyle bir detay var. Eski panel, eski televizyon 55 inç boyutundaydı. Ancak artık 55 inç küçük geliyor. 75 inçe mi geçsek diye düşünürken ben artık malum sebeplerden dolayı 65 inç de büyükmüş diyerekten 65 inç televizyonun yeterli olabileceğini en azından şimdilik karar verdim ve böyle bir karara da yönelmiş oldum. Bu içerikte de sizlerle hem yeni televizyonumu paylaşmak istedim, hem OLED ile LED'in arasındaki farkları, hem de neden Philips'in OLED'ini aldığımı anlatmak istedim. Bir başka videoda da Philips'in Ambilight'ının aslında OLED'e nasıl bir katkı sağladığını, ikisinin arasındaki yani standart bir televizyonla OLED'e Ambilight'ın olmasının arasındaki farkı anlatmaya çalışacağım. Siz bu videoyu beğendiyseniz yorumlara tabii ki yorumunuzu bırakmayı ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Tekrardan bir hayırlı olsunuzu rica eder. Ben kaçarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.